Yeni haftaya herkese günaydın diyerek başlayalım. Baktığımız zaman bu hafta oldukça veri yoğun bir hafta bizi bekliyor. Özellikle Amerika tarafından gelecek veriler, içeride enflasyon, yakından takip edeceğimiz önemli gelişmeler. Geçtiğimiz hafta nasıl bir tablo devir alıyoruz? Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftanın ana hareketi Amerikan 10 yıllıklarında yaşanmıştı. Buradaki bir anda gördüğümüz ani yükseliş, ki bunun sebebi neydi? Trump'ın özellikle vergi reformu konusunda zorlanmadan yeni tasarı, yeni kanunu geçireceği beklentisi bir anda hem doların değer kazanmasına sebep olurken hem de tekrardan tahvil faizlerini yükseltmişti. Bu haftaya baktığımız zaman tekrardan yükselen bir Amerikan tahvil faiziyle karşı karşıyayız. Bugün ISM verisi var. Gelecek çarşamba günü ADP yılının konuşması ve tabii nihai olarak cuma günü gelecek olan Amerikan tarım dışı istihdam verisi öncesi Amerikan faizlerinde yukarı yönlü bir hareket görmekteyiz. Bunun sebeplerinden bir tanesi de yine Yellen'in yerine gelecek olan 2018 yılındaki Fed Başkanı'nın bir miktar daha sıkı para politikası yanlısı olabileceği spekülasyonu. Bunun tabii faizlere satış olarak yansımasına, yükseliş olarak yansımasına sebebiyet vermekte. 2.36 seviyesinden yeni haftaya başlıyoruz. Tabii ki bu gelişme özellikle gelişmekte olan ülke kur ve piyasalar için dikkatle izlenmeli. 2.40'lara kadar teknik olarak hareketin sürmesi olası ama 2.40'ların üzerine eğer bir hareket görecek olursak bu tüm piyasalarda ve bizde de bir miktar daha oynaklığı, stresi arttırabilecek gibi gözüküyor. Kurlar cephesine bakacak olursak hafta sonu Katalonya'da yapılan referandumda ezici bir şekilde evet'in çıkması fakat bunun İspanya tarafından tanınmaması bir miktar Euro tarafında endişeleri arttırmış durumda. Burada yani bir miktar belirsizlik var. Önümüzdeki süreçte bölge ülkelerin, bölge toplumların nasıl bir yol izleyecekleri bu konuyla ilgili Euro'ya bir miktar satış baskısı olarak yansımakta ki 1.17.50'lerden yeni haftaya başlıyoruz. Burada 1.17.20 seviyesi önemli. 1.17.20 desteğinin kırılması halinde 1.16'lar gündeme gelecektir ki bu da hem dolar endeksinin yukarı gitmesine hem de doların tüm hemen hemen gelişen ülke kurlarına karşı bir miktar daha değer kazanmasına yol açabilir. Asya tarafına bakacak olursak bugün piyasanın çoğu kapalı. Çin zaten bir hafta boyunca kapalı. Onun için orada çok düşük şekilde işlem hacimleri görmekteyiz. Biraz önce belirttiğim gibi haftanın ana gündemi. Amerikan verileri, ISM bugün göreceğimiz saat 17 itibariyle göreceğimiz önemli veri. Yine çarşamba öncü nitelindeki ADP. Cuma günü tarım dışı istihdam. Bizde yarınki enflasyon yakından takip edilecek. İTO rakamları açıklandı hafta sonu. Burada perakende bazında bir miktar daha beklentilerden yüksek olduğunu düşündüğümüz bir rakamla karşı karşıyayız. Onun için yarınki enflasyon verisi kritik. Bu özellikle önümüzdeki günlerde tahvil faizleri üzerine nasıl bir yansıma yapacak yakından takip edilmeli. Cuma günü açıklanan hazine 3 aylık borçlanma takvimine göre hazine önümüzdeki 3 ayda tekrardan bu borçlanma miktarını yüksek tutacak. Bu bir miktar tahvil faizleri için olumsuzluk doğurabilir. Özellikle Ekim ayı borçlanma bakımından oldukça zor geçecek. Son hafta ya sıkışan tüm ihaleler bu ay boyunca tahvil faizleri üzerinde satış baskısı oluşturabilir. Ama Kasım ve Aralık ayları nispeten rahat aylar gibi gözükmekte. Borsa tarafına gelecek olursak güne yatay başlangıç yapıyoruz ama biraz önce belirttiğim gibi bu Amerikan tahvil faizlerindeki oynaklık bir miktar yukarı yönlü satış baskısı bizde içeride hem kar satışlarını beraberinde getirebilir hem de olası yukarı yönlü hareketlerin güçsüz kalmasına sebebiyet verebilir gibi durmakta. Teknik seviyelere gelecek olursak biz tarafında 104.000 önemli direnç seviyesi halinde gelmiş durumda. Aşağıda 101.000 önemli desteğimiz. Yine vadeli tarafta yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi için 128.000 seviyesinin açılması gerekiyor. Bu seviyenin açılması halinde 129.000, 130.000 bölgesine doğru bir hareketlenme görebiliriz. Aşağıda ise 126.300 seviyesi destek konumunda. TL cephesine bakacak olursak TL yine hani diğer piyasalarda da olduğu biraz önce bahsettiğim gibi Amerikan tahvil faizini yakından takip ediyor. Bugüne bir miktar satıcılı başlangıcın sebebi bu. Amerikan faizinin yukarı yönlü hareket TL'nin tekrardan 3.55 seviyesinden uzaklaşmasına sebebiyet verdi. Çünkü 3.55 seviyesi burada önemli bir seviyeydi. Bu seviyenin aşağı doğru kırılması halinde 3.52'lerin gündeme gelebileceğini teknik olarak
görebiliyorduk. Fakat son gelişme sonrası yukarı yönlü hareket tekrardan 200 günlük hareketli ortalamaların geçtiği 3.59-50'ler yani geçtiğimiz hafta döndüğümüz direnç seviyesini gündeme getirebilir. O tarafta da hem gün boyu hem hafta boyu yüksek oynaklığa hazırlıklı olmakta fayda var deyip şimdiden herkese iyi haftalar dileyelim.